toplumun dizaynı olduğunun farkındayız. Ülkemiz ve toplum korku ve panik havasıyla, kin ve nefretle, acı ve gözyaşlarıyla nereye sürüklenmek isteniyorsa, bize düşen bunu görebilmek ve aklı selim ile hareket edebilmektir. Bu tip saldırıların gayesi, ülkemizde ırkçılığı körüklemek ise, biz birbirimizi daha çok seveceğiz. Bu tip saldırıların gayesi, Türkiye'nin sınır ötesine bir bataklığa saplanması ise, biz daha çok barış ve kardeşlik isteyeceğiz, diyeceğiz. Bu saldırıların gayesi, toplumda bir panik havası ve cinnet hali oluşturmak ise, biz daha çok aklı selimle hareket edeceğiz. Terör yapılanmalarının kimlerin finanse ettiği meselesi önemlidir. Evet, kuklalar oynuyor ama kuklayı oynatanlar geri plandadır. Terörün finansman kaynaklarını bulunup kurutulmasında terörle mücadelede başarıya ulaşılamayacağını bilinmesini istiyoruz. Ülkemize yaşanan terör saldırılarını Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Afganistan'da ya da Yemen'de yaşanan olaylardan bağımsız ele almak mümkün değildir. Hedef topyekun bir İslam coğrafyasıdır. Yalnız Türkiye değil, Türkiye İslam coğrafyasının kalbidir, beynidir, aklıdır, aklı selimidir. Onun için saldırılar Türkiye üzerinde yoğunlaşmaktadır. Varlıklarını ve çıkarlarını İslam coğrafyasının parçalanmasında gören odaklar tüm terör yapılanmalarını finanse etmektedirler. Terörü finanse ettiği ayan beyan belli olan emperyalist ülkelerle dost ve müttefiklik ilişkisini sürdürerek terörü bitirmek mümkün olmayacaktır. Herkes şunu bilmeli ki bu coğrafyada meydana gelen tüm terör olaylarının rejisörü Siyonizm'dir. Hiçbir terör örgütünün silah fabrikası ya da örgüte finansman sağlayan bir merkez bankası yoktur. Bu örgütlere her türlü desteği veren maalesef dost ve müttefik dediğimiz emperyalist ülkelerdir. Dün 101 yıl önce Çanakkale'de 250 bin ecdadımın şehit düşmesine düşerek savunduğu Çanakkale'yi geçmek isteyen o şer güçler bugün ülkemde terör estirmeye çalışıyorlar. İslam coğrafyasının sınırlarını değiştirmeye çalışıyorlar. Daha ötesi ülkemi yok etmeye çalışıyorlar. Bunun için bunu görmek zorundayız.